Merhaba sevgili izleyiciler, ben Aleyna Berfekurt. Kulüp Saati'nin bu bölümünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü'nü konuk ediyoruz. Yanımda kulüp başkanı Mertcan Soylu var. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum, merhabalar. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Astronomi ve Uzay Bilimler Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 3 senedir kulübümüzün içerisindeyim. Bu sene de başkanlığını yapmaktayım. Kulüpte bulunan diğer arkadaşlarımızla birlikte etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Amatör Astronomlar Kulübü ne zaman kuruldu? Kulübümüz 1991 yılında. Şu anda derslerimize giren hocalarımız tarafından, onlar öğrenciyken kurulan bir topluluk, bir kulüp. Biz de onlardan aldığımız emaneti hala güzel bir şekilde, layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Kaç kişilik bir ekipten oluşuyorsunuz? İlk başlangıcında sayınız ne kadardı? İlk kurulduğu yıllarda kaç kişiyle oluştuğunu tam olarak bilemiyoruz ne yazık ki ama o zamanlardan beri her sene gerçekleştirdiğimiz seçimlerle birlikte genel anlamda 10-15 kişilik bir ekibimiz oluyor. Bu sene 10 kişiyle birlikte etkinlik faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki ve denetim kurulundaki arkadaşların haricinde gene bizler için yardımda bulunan destekçi arkadaşlarımız da bulunmakta. Kulübünüzün hedefleri nelerdir? Kulübümüzün amacı öncelikli olarak bölümdeki öğrencilerimize bölümü biraz daha ısındırabilmek, sevdirmek, onları güncel konularda daha diri tutabilmek ve yaptığımız etkinliklerle diğer bölümlerdeki öğrencileri, üniversitemizdeki öğrencileri ve halka astronomiyi sevdirmek, onlara biraz daha bilimi aşılayabilmek, bir şeyler anlatabilmek aslında kulübümüzün amacı bu şekilde. Peki şu ana kadar ne gibi etkinlikler gerçekleştirdiniz ve bundan sonra ne gibi etkinlikler gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Her sene değişiyor etkinlik takvimimiz. Genel anlamda haftalık etkinliklerimiz oluyor bölüm öğrencilerimize ve üniversitemizde bulunan öğrencilere. Bu sene de birçok haftalık etkinlik gerçekleştirdik. Bunun haricinde halka açık etkinliklerimiz oluyor. Özel gecelerde, özel günlerde düzenlediğimiz halka açık etkinliklerimiz oluyor. Mesela yürü gecesi şeklinde ya da işte 3 Mart'ta Pi gününde düzenleyeceğimiz etkinlikler şeklinde. Bu tarz etkinliklerimiz oluyor. Her sene Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz bir geleneksel Mayıs etkinliğimiz var. Bu etkinlikle daha çok 7'den 70'e aslında bütün herkesi kucaklamaya çalışıyor kulübümüz. Gündüz etkinlikleri, gece sunumlar şeklinde ilerliyor. Onun haricinde bir de bizleri çağıran okullara gidip oradaki öğrencilere biraz daha astronomiyi anlatmaya çalışıyoruz. Onlara güneş gözlemi ya da gece gözlemi yaptırmaya çalışıyoruz. Gözlemlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Yeterli alana sahip misiniz ve bunu nerede yapıyorsunuz? Şöyle, biz etkinliklerimizin büyük bir çoğunluğunu bölümümüz binası içerisinde yapıyoruz. Gözlemlerimiz için genelde bölümümüzün terasını kullanıyoruz. İstanbul Üniversitesi Gözlemi ve Araştırma Merkezi'nin ve bölümümüzün desteğiyle birlikte aslında etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Çünkü biz teleskoplarımızı daha çok bölümümüzden alarak gözlem yaptırabiliyoruz katılımcılara. İşte üniversitemizin bünyesinde, araştırma merkezimizin bünyesinde bulunan teleskopları kullanabiliyoruz. Onlarla birlikte bir gözlem faaliyeti gerçekleştiriyoruz gelen katılımcılara. Kulüp etkinlikleri dışında başka sosyal aktiviteleriniz var mı? Tabii. Her sene artık gelenekselleşmeye başladığımız bir kahvaltı etkinliğimiz var. Kulübümüz aslında dönem açıldığında ilk etkinlik olarak bir kahvaltı etkinliği. Daha doğrusu önce bir tanışma etkinliği ardından bir kahvaltı etkinliği yapıyor. Böylelikle hem yönetim kurulu hem de üyeler birbiriyle daha iyi kaynaşmış oluyor ve insanların aklında kalan kulüple alakalı merak ettikleri şeyleri sorabilecekleri bir ortam olmuş oluyor. Onun haricinde kamp etkinlikleri düzenlemeye çalışıyoruz. Çünkü ne yazık ki İstanbul'da çok rahat gözlem yapabileceğimiz bir temiz hava yok. Işık kirliliği son derece fazla, hava kirliliği son derece fazla. Bu yüzden şehirden uzak yerlerde gözlem yapabilmek bizim için çok daha iyi oluyor, çok daha keyifli oluyor. Bunları da kamp etkinliğiyle birlikte sağlıyoruz. Hem böyle herkes birbiriyle yardımlaşıyor, daha sıcak bir ortam oluyor ve daha güzel gözlemler yapabiliyoruz. Katılımcılarınız sadece kendi fakültenizden mi yoksa başka fakültelerden öğrenci kabul ediyor musunuz? Yani İstanbul Üniversitesi'ne eğitim gören bütün öğrencilere aslında etkinliklerimiz açık. Herkes istediği gibi katılabilir. Bazı etkinliklerimiz sadece İstanbul Üniversitesi değil de genel olarak üniversite öğrencileri için düzenleniyor. Bazı etkinlikler de halka açık oluyor. O yüzden kimseye sen gelme ya da senin işin yok tarzında bir tavrımız hiç olmuyor. Aksine herkesin gelebileceği, herkesin bir şeyler öğrenebileceği, hayatına bir şeyler katabileceği bir kulübüz diyebilirim. Herkesi kucaklıyoruz aslında. Programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Son olarak eklemek istediğin başka şeyler var mı? Biz herkese dediğim gibi kucak açan bir kulübüz. Bölümümüz de birazcık ayrı olduğu için biz içeride bir aile gibiyiz.
hem bölüm aynı şekilde hem kulüp aynı şekilde. İnsanların daha çok bizlere gelip sorular sormasını ya da etkinliklerimize katılmasını bekliyoruz her kulübün olduğu gibi. İnsanlar birazcık daha astronomi ve bilime merak sararlarsa, birazcık daha araştırmaya yönelirlerse aslında hepimiz için, başta üniversite olmak üzere hepimiz için çok daha güzel şeyler olur. Kulüp saatinin bu bölümde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü'nü konuk ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.